Seçilirsek ilk olarak belediyeciliğin sadece yol ve su yapmaktan ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Kırmızı Batı tarzı gelişmiş belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz. En büyük hedefim bu diyebilirim. Taşıma oy, devşirme oy, sahte oylar var. Birçok plan var, hazırlanan tezgahlar var. Bunların farkındayız. Fakat bizim de güçlü bir irademiz var. Esendere halkı olarak 5 yıllık gördüğümüz bir tecrübe var. Bu tecrübe aslında şöyle, vaatlerin yerine getirilmediği, bir kesimin sadece zenginleşirken fakir kesimin iyice fakirleştiğini gösterdi bize. Halk bıkmış durumda, halk adeta bir kurtarıcı bekliyor diyebiliriz. Bölge halkından destek almayacağını, Esendere'den destek almayacağı aşikar. Bu da zaten belli olduğu için dışarıdan oy getirilme, dışarıdan gelecek askerin iradesini Esendere'nin üstünde tutma gibi eğilimleri var. Bunu genel seçimde gösterdik. Biz istemiyoruz AKP'yi burada ve yine yerel seçimde de aynı tutumu göstereceğiz. Onları biz getirmedik ama biz göndereceğiz. Halk istemiyor ve halk partisine, davasına her zaman sahip çıkmıştır. Yine de sahip çıkacak. Baktığınız zaman şu an Esendere'de genel olarak gençlerin de kadınların da en büyük isteği şu sınır ticaretinin bir an önce düzene girmesi, ambargonun kalkması, ticaretin yapılması. Bu en büyük istek şu anda. Evet, belediye bizdeyken aktif bir siyaset vardı. Tırlar, transitlerle yapılan bir ticaret vardı. 15 yaşındaki çocuk bu ticaretten nasibini alabiliyordu. Evini geçindirebiliyordu. Dışarıya göç vermiyorduk en azından. Bu belediye bizdeyken böyleyse, belediye bize geçtiğinde de yine aynı şekilde olacak. Biz bu sınır ticaretini geliştireceğiz. Ambargoyu kaldıracağız. Halkımız yine eskisi gibi rahat bir şekilde ticaretini yapabilecek. Bununla beraber ticaretin yanı sıra bir de istihdam sağlamak istiyoruz biz burada. Bu istihdam için bir projemiz var. Bu da bir pazar kurmadır. Pazarda kadınlarımız da iş gücü gösterecek, erkekler de çalışabilecek, gençler çalışabilecek. Bu pazar İran'dan gelen turistlere de hizmet edebilecek. Hem gıda ürünlerini satabileceğimiz, hem kadınların el emeklerini satabileceği, hem de bu bölgedeki yapılan tarımsal faaliyetlerin, örneğin burada elmalar üretiliyor diyelim, elmaların rahatlıkla satışını yapabileceğimiz bir pazar olabilir. Buraya özgü ürünlerin satışını yapabileceğimiz bir pazar olabilir. Gelirini de belediye bunu bir kooperatif kurarak yine halka dağıtabilir. Kadınlarımız için bir kooperatif sistemi kuracağız. Bu kooperatif sisteminde kadınlarımız hem eğitim görebilecek hem de sertifika alıp verebilecekler. Bununla beraber bu kooperatifçilik sisteminde el emeklerini satabilecekler. Bu satıştan gelen gelirle kendi geçimlerini sağlayabilecekler. Şu an kadınlar için iş gücüne ve ticarete atılmaları adına yapabileceğimiz en büyük proje bu. Daha sonrasında çocuklar ve öğrenciler için burada bir dershane sistemi veya kütüphane sistemi kurmayı planlıyoruz. Yani burada eğitim çok yetersiz. Eğitim yetersiz olduğundan dolayı kendimizi geliştirmede eksik kalabiliyoruz. Fakat öngörüyoruz ki bu kuracağımız dershane sistemiyle eğitimi bir tık daha iyileştirebileceğiz. Tarım destek politikalarını bizler de takip edeceğiz. Dediğim gibi halkla iç içeyiz. Halkımız bizden sulama havuzları, seralar ve soğuk hava depoları istiyor. Buranın altyapısına uygun gidecek bu projeleri de şimdiden oluşturuyoruz. Biz yerel seçimde de genel seçimde aldığımız sonucu alacağımıza eminiz. Yani %100 diyebilirim halkın desteği bu şekilde. Dışarıdan gelen iradeler, nasıl ki biz dışarıda gidip onların iradesini gasp etmiyorsak, bence onlar da burada bir irade gaspına sebep olmasınlar. Esendere tarihi İpek yolunun önemli bir güzergahıdır. Fakat anlamsız ve halkı iktidara muhtaç bırakma amacı dışında hiçbir anlamı olmayan sınır politikaları nedeniyle durma noktasına gelen ticari hayatı canlandırmak için alt ve üst yapı çalışmalarımızı yapmayı hedefliyoruz. Sınır kapısının canlandırılması ve yıllar önce yapıldığı üzere açık pazar projemizle beraber İran ve Türkiye arasında bir pazar alanı inşa etmeyi planlıyoruz. Doğaya, kadına, emekçiye, çocuklara ve yaşlılara yönelik projelerimiz olacak. Son genel seçimlerde AKP Esendere'de toplam 226 oy aldı. Ezici bir farkla onları geride bıraktım. Fakat elimizdeki verileri yorumladığımızda AKP, MHP ortak ittifakı halka değil, kolluk güçlerine ve askeri güçlere bel bağlamış durumda.
Bu ünüyle geçen yerel seçimlerde Esenler'de demokrasiyi askeri müdahale olarak görülebilecek bir yöntemle halkın belediyesi gasp edildi. Hayatı boyunca Hakkari'nin bir suyunu içmemiş olan Esenler'e taşımalı seçmen yapılmış. Çoğu Tokat, Trabzon, Kayseri, Malatya gibi yerlerde özenle seçildikleri çok aşikar. Ne yaparlarsa yapsın, hangi hile başvursalar başvursunlar, onlar kaybettiler. Çünkü halka değil, Esenler'e denilince akıllarına sadece şiddet ve ırkçılık gelen bir sistemin içinde oyunlar tezgahlayarak kazanacaklarını zannediyorlar. Kaybettiler, kaybediyorlar ve kaybedecekler. Bedel ödemiş Esenler halkı kazanacak. Bu oy hırsızlarına Esenler halkında tek bir ol dahil gitmemeli. Bunların Esenler halkına zerre kadar saygısı olsa binlerce kilometre öteden askerleri buraya taşıyıp bütün umutlarını taşıma oylara bağlamazlardı. Herkes bilsin ki oy hırsızları değil halkın evlatları kazanacak. Çünkü burada yaşayan, üreten ve bedel ödeyen biziz. Tarihimizde, belediyemizi de en iyi şekilde sahip çıkacağız. Esenler halkımızdan öylesine korkuyorlar ki halkın iradesinin korkusu öylesine yüreklerine işlemiş ki utanmadan, sıkılmadan gidip Trabzon'dan, Tokat'tan, Niğde'den, Kayseri'den hayatı boyunca ayakları Esenler topraklarına basmamış, Esenler'in bir bardak suyunu içmemiş olan yerel halkın sayısından daha fazla askeri personel seçme adı altında buraya yığıyorlar. Halkımız çok iyi bilsin ki bizler el ele verirsek kendimize ve kentimize sahip çıkarsak bu hırsızları tarihin çöp sepetine atacağız. Buradan bütün Esenderli, bütün kadınlar ve gençlere sesleniyorum. Sizler bu kentimizin ve belediyenin asil gücüsünüz. Sizlere güveniyoruz. AKP adayına yerli halktan tek bir oy bile gitmemeli. Hiçbir rant, hiçbir ihale halkın haklı mücadelesinin yanında saf tutmaktan daha şerefli değildir. Bizler tartışmaya mahil bırakmayacak bir oranla kazanmak istiyoruz. Çünkü yalanın ve talanın yurtsever Esenler halkının hayatında sökülüp atılma zamanı geldi. Şimdi içtenlikle inanıyorum ki biz kazanacağız. Rant için, para için, maaş için, ihale için değil. Hayatının her anında adalet için mücadele etmiş ve bu uğurda canını feda etmiş olan avukat Erdal Safalı için kazanacağız. Barış annesi Süsün Akçelik için kazanacağız. Barış annesi Adalet Safalı için kazanacağız. Cihan Akçelik için kazanacağız. Bütün bedel ailelerinin gözleri bizlere bakıyor ve bizlerden bir armağan bekliyorlar. O armağan da hırsızları ve talancıları Esenler Belediyesi'nde söküp atmak olacak. Halkımız bizlerle beraber bu şerefli yolda yürüdüğünden hiçbir şüphemiz yok. Biz kazanacağız, beraber kazanacağız, beraber yöneteceğiz.